Herkese merhaba çiçeksever dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz peygamber kılıcı ya da paşa kılıcıyla da anılan bu salon bitkisiyle birlikte sizlerleyim. Ben suda köklendirdim ve çoğaltıyorum. Bunu nasıl yaptığımı sizlere anlatmak istiyorum. Özellikle suda köklendirdiğimiz zaman bardağın içinde veya köklendirme yaptığımız kabın içine suyu boşaltacak mıyız? Yoksa üstüne ilave mi edeceğiz? Ben bu konuya değinmek istiyorum. Bu çok önemli. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi kılıcımız burada. Özellikle kılıç suda köklendirmek istiyorsanız şayet çok yaşlı bir yaprak seçmemeniz gerekiyor. Mesela bu eski bir yaprak olduğu belli. Çok genç de olmayacak ama orta yaşta bir yaprak, taze ve sağlıklı olan bir yaprağı böyle dibine yakın kestikten sonra ben bu şekilde yaptım. Suda köklendirebiliyoruz. Ben bu şekilde birçok kılıç çoğalttım. Gördüğünüz gibi kılıçlarım burada. Bunun ucu bu şekilde olması normal. Çünkü bu eski bir yaprak. Bunu keserek çöpe atabilirsiniz. Yaprağın böyle olması bitkinizin hasta olduğu veya ölüyor anlamına gelmez. Yaşlanmıştır. Kesip yeni çıkacak olan yaprakları bu şekilde destekleyebilirsiniz. Ya da ucunu da kesebilirsiniz. Bir tane daha kılıcım var. Oldukça sağlıklı. Kılıç yetiştirmek çok kolay. Sadece dikkat etmemiz gereken sulamasıdır. Ayrıca gölgede de yetişir ama bol ışık ve hatta biraz da güneş gördüğü zaman bitkiniz çok daha sağlıklı ve güzel bir şekilde gelişiyor. Hatta çiçek açıyor. Benimki açmıştı. Bakın bunu da şu görmüş olduğunuz yapraktan çoğaltmıştım. Verep olarak böyle kestikten sonra bunu direkt toprağa diktim. Bunu suda köklendirerek çoğaltmadım. Ve gördüğünüz gibi oldukça sağlıklı, halinden de memnun. Şimdi bu şekilde suda köklendirdiklerim var. Suda da oldukça güzel gelişiyor. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi kök gelişimi oldukça güzel. Ve hatta ortasında yeni gelen yaprağı da var. Şöyle bir yaprak daha göstermek istiyorum. Bakın, yeni yavrusu gelmiş. Toprağa dikmeye hazır. Bu şekilde ama suda da gayet güzel gelişim sağlıyor. Bir de şuna bakalım. Evet, bunlar suda duruyor. Suda durmasına rağmen gölgede bekletmiyorum. Bol ışık, pencere önünde. Bunlar güzel gelişim sağlıyorlar. Bu da köklenmesi güzel. Bakın, bu da yeni yaprağı zaten belli oluyor. Oldukça sağlıklı. Hiçbir yumuşama yok. Yalnız yeni yavrusu da içinde zaten gözüküyor. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Bu şekilde köklendirmek çok kolay. Şimdi arkadaşlar, ne yapmamız gerekiyor? Şimdi suyu azaldığında bu içinde bulunan suyu boşaltmıyoruz. Bazen azalıyor. Ne yapıyorum ben? Tekrar üstüne su ilave ediyorum. Musluktan aldığımız kireçli veya klorlu su olmayacak. Dinlenmiş su olacak veya arıtılmış su da olabilir. Yalnız işte dikkat etmemiz gereken, suda köklendirdiğimiz zaman arkadaşlar suyu neden boşaltmamalıyız? Bunu da açıklamak istiyorum. Şimdi bu yapraklarımız suda beklerken bir hormon salgılıyor ki köklenme ve gelişme hormonu salgılıyor. Bu suyu da döktüğünüz zaman bütün içindekiler de birlikte gidiyor. Onun için asla ve asla, özellikle yaz mevsiminde suyu azaldığında ben suyunu boşaltmıyorum. Azaldıkça bu şekilde takviye yapıyorum. İsterseniz suda da gelişim sağlatabilirsiniz. Bitkilerinizi bu şekilde takip edebilirsiniz. İsterseniz de toprağa dikersiniz. Ayrıca dikkat etmemiz gereken diğer bir husus da çok fazla suda durmamalı. Mesela bunun bir limiti var. Evet, suyu sadece şu kısma kadar koyacağız. Yani
suya teması şuraya kadar olması idealdir. Daha fazlası dediğim gibi buralarda olması iyi değil çünkü çürümeler başlayabilir. Zaten de bu bitki çok fazla sudan hoşlanmadığını biliyoruz. Yani bu şekilde olursa, yani az bir şu kadar suya temas ederse çok çok daha iyi olacaktır. Bu yöntemle siz de sağlıklı bitkiler çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi suda oldukça güzel gelişim sağlıyor. Dediğim gibi ışığına ve güneşe dikkat ediyorum. Şurada hatta üst tarafta tekrar bir yeni sürgün yolda çıkmak üzere görünüyor. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bildirimleri açarak abone olursanız sevinirim. Böylelikle bir sonraki paylaşımımdan da haberdar olursunuz. Sormak istediğiniz herhangi bir şeyi yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.